Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu eğitim serisinde mobil üzerinden kaldıraçlı işlemleri Binance borsasında nasıl yapacağız? Nasıl yapmalıyız? Teknik, strateji yani hafiften de tecrübelerimizden bahsederek mobil vadeli işlemleri size göstermeye çalışacağım el, elimden geldiğince. Arkadaşlar ilk önce giriş yapmadan vadeli işlemleri hiç bilmiyorsanız benim size önerim koyun mühendisi kanalına gidip oynatma listesinden sıfırdan kripto eğitimi Oynatma listesini baştan sona izleyip kendinizi eğittikten grafik analizi ve temel analizi öğrendikten sonra bu işlemlere başlarsanız sizin için çok güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi burada 70 tane video var. Hepsi de ücretsiz arkadaşlar. Yine bizim kanalımızda da var ama Koyun Mühendisi kanalımızda daha detaylı, daha açıklayıcı sıfırdan eğitimler mevcut. Herhangi bir eğitimi aradığınız zaman Burada bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıfırdan Bitcoin eğitimi, grafik analiz, temel analiz, bildiğimiz her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Arkadaşlar mobilde kaldıraçlı işlemlere gelecek olursak eğer burada gördüğünüz gibi Binance hesabımızdayız. Eğer Binance hesabınız yoksa açıklamalardaki linklerden kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayalım ki referanssız kayıt olduğunuz zaman indirimden faydalanamıyorsunuz ve sonradan hesabınızı kapatıp tekrardan referanslı bir şekilde indirimli kayıt olmak istediğiniz zaman yapamıyorsunuz bunu maalesef. Bunun da uyarısını ilk başta yapmış olayım. İlk başta vadeli işlemleri girişte hesabımıza spot hesabımızdan vadeli işlemler yani kaldıraçlı işlemlere para aktarmamız gerekiyor. Bunu göstereceğim ve diğer detayları da diğer videomuzda atacağım ki sıkıcı olmasın. Böyle kısa kısa hemen hızlı hızlı videolar part, videolar şeklinde eğitim serisi olacak. 5 tane 10 tane artık kaç tane video çıkarsa. Bazı kısımlarda da size tecrübelerimi aktaracağım arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş olayım. Yani düz sadece eğitim şeklinde değil de biraz daha öğretici olmaya sizi en önemlisi zarardan kurtarmaya çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi spot hesabındayım. Transfer'e tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi Spot üst tarafta altta da itibari para cüzdanı yazıyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman buraya tıkladığım zaman M vadeli işlemler yazıyor. Gördüğünüz gibi aşağıda birçok işlem var. USD olana biz tıklayacağız. Aşağıdaki coin vadeli işlemler ise coinlerle kaldıraçlı işlemler. Burada daha karışık. O yüzden şimdilik vadeli işlemleri yani kaldıraçlı işlemleri size göstereceğim. Kaldıraçlı işlemlere tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi USDT hemen seçiyoruz USDT'yi. Max'a tıklıyoruz. Transfer dediğimiz zaman üst taraftan arkadaşlar vadeli işlemlere geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi 11 dolarımız buraya yattı. Arkadaşlar size diğer önerimde transfer yaptıktan sonra yine aynı sistemle bu cüzdanımıza bir miktarda BNB atıyoruz ki komisyon ücretlerini BNB'den alsın. Max'a tıklıyorum. Bir miktarda BNB atıyorum ki alım satımlarımda komisyon ücretim biraz daha düşsün. Zaten iyi olurken referans koduyla %20 almıştık. Buradan da yüzde alacağız. Biraz daha düşük olsun. Evet arkadaşlar vadeli işlemler kısmına paramız yattı. BNB'miz de yattı. Burada gördüğünüz gibi aşağı kısımda varlıklarda paralarımızı görüyoruz. Buraya ne aktardıysak bunları görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada da yazıyor. Komisyonlar için BNB kullanıldığında %10 indirim diyor arkadaşlar. Burayı geçip ana sayfaya tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Para yatırdıktan sonra aşağıda Gördüğünüz gibi ana sayfa piyasalar, alım satımlar ve vadeli işlemler var. Buraya tıklıyoruz. İlk önce buraya tıkladığınız zaman sizi bir teste sokacak arkadaşlar. O testte yanlış da yapsanız size doğruları gösteriyor. Ve e, onları işaretlediğiniz zaman bu kısma geliyorsunuz. Hemen acil bir şekilde vadeli işlemlere girecekseniz eğer boş bir zamanınızda bunu yaptığınızda emin olun. Arkadaşlar buraya girişten önce Size en büyük tavsiyem şu olacak. Hiçbir zaman yüksek kaldıraç kullanmayın. 5x'i geçmeyin. Hele de ilk kez giriyorsanız arkadaşlar benim size tavsiyem en düşük. Şöyle 2x ile bir deneme yapın. 2-3 gün kendinizi geliştirin. Nedir ne değildir öğrenin. Ondan sonra giriş yapın. Vadeli işlemler kaldıraçlı işlemler aşırı bir şekilde psikolojinizi yorar. Şöyle bir şey siz spot hesaplarınızda örnek veriyorum bitcoin'in düşeceğini yükseleceğini binlerce kez bilseniz bile bin birinci de siz kaldıraçlı işlemlere girdiğiniz zaman bu tam tersine dönebiliyor. Bu böyle bir piyasa arkadaşlar o yüzden buna dikkat edin. En önemlisi ise arkadaşlar burada ufak miktarlardan yatırım yapın. 1000 liranız varsa 1000 TL'den bahsediyorum veya 1000 dolar da diyebilirsiniz. 10 dolarınızla buraya girin. Çünkü onu kaybedeceksiniz. Bu kaldıraçlı işlemlerde %92 herkes kaybediyor arkadaşlar. O %92'den bizim hiçbir farkımız yok. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzda size kaldıraçlı işlemlere nasıl giriş yapacaksınız? Kaldıraçlı işlemlerde nelere dikkat edeceksiniz? Riskleri öğrettim. Para aktarmayı öğrettim. Hemen hızlı bir şekilde bu videoyu sonlandırıp diğer videoya geçmek istiyorum. Diğer videoda da detayları tek 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 anlatacağım. Örneklemeli bir şekilde kaldıraçlı işlem yapacağız sizlerle birlikte. Stop loss nasıl koyulur? Nasıl mobilden analiz yapıp kaldıraçlı işlemlere girilir? Bunların hepsinin detayını ben nasıl yapıyorsam sizlere birebir hepsini aktaracağım arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar videomuzda söylemiş olduğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir